Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bizleri sorarsanız çok şükür bizler iyiyiz. Bugünkü videomda size Trendyol'dan yapmış olduğum alışverişimi paylaşmak istiyorum. Neler aldığımı paylaşmak istiyorum. Neden? Neden paylaşmak istiyorsun? Ne gerek vardı derseniz, aldığım şeyleri de tavsiye niteliğinde paylaşmak istiyorum. Hani sizin de aklınızda o ürünleri almak varsa sizlere de tavsiye olsun diye. Hani memnun muyum, değil miyim? Fiyat olarak nasıl, uygun mu? O açıdan yardımcı olmak için. Çünkü ben de kendim hem çocuklar için, hem ev için, hem de kendim için alışveriş yapacağım zaman önce alışveriş yapacağım sitenin hem yorumlarını okuyorum ya da bir yakınımdan, bir arkadaşımdan tavsiye üzerine alıyorum. Çünkü onu dene, olmadı, güzel değilmiş hani deyip onun için zamanımda açıkçası yok. Ve özellikle de iade edebileceğim, değişim yapabileceğim sitelerden alışveriş yapıyorum. Bunlardan bir tanesi de Trendyol. Eminim birçoğunuz da buradan alışveriş yapıyorsunuzdur. Ben uzun yıllardır Trendyol'dan alışveriş yapıyorum. Yani Trendyol değilken, yani bu kadar çok geniş bir ağa sahip değilken, bildiğim kadarıyla 2010 yılında kuruldu diye hatırlıyorum. Ben de 2010-2011 yıllarında alışveriş yapmaya başladım. O zaman bekardım. Kendim için kıyafet, ayakkabı vesaire. İstanbul'a tayinim çıktığında burada çok fazla mağaza gezemiyordum. Gezecek de vaktim yoktu. İstanbul çok büyük ve çok kalabalık biliyorsunuz. O zaman arabam da yoktu. Ve nereden ne alacağımı da bilmiyordum. Dolayısıyla online olarak alışveriş yapıyordum ve bunlardan birisi de Trendyol'du. Trendyol o zaman sistemi de bu kadar oturmuş değildi yani. Ve çok fazla seçenek yoktu. Çok fazla mağazaları yoktu. Açıkçası çok da yani şey yapmak istemiyorum ama çok da kaliteli ürünleri de yoktu. İşte onu almak, iade etmek vesaire çok bana zor geliyordu. Hatta ben evleneceğim zaman da neredeyse bütün çeyizimi, mutfak eşyasından tutun, işte nevresim, çarşaf, yastık, bardak, tabak, tencere, kaşık. Yani aklınıza gelebilecek neredeyse bütün ev eşyalarımı, küçük ev aletlerimi Trendyol'dan yaptım. Ve o zaman böyle VIP müşteri diye bir şeyleri vardı. O kadar çok alışveriş yapıyordum ki hatta bir ara durmuştum. Yani bir ay kadar falan alışveriş yapmamıştım. Beni aramışlardı. Herhangi bir problem mi oldu? Bir hatamız mı oldu? Bir süredir alışveriş yapmıyorsunuz diye. Ben de yok yani ihtiyacım yok o yüzden yapmıyorum demiştim ve bana hediye çeki hediye etmişlerdi ki gel de alışveriş yap diye. İnsan hediye çeki olunca da mecburen yapıyorsun. O yüzden aslında memnunum. İade edilebilirliği ve değişim yapılabilirliği, ücret konusunda daha uygun bazı yerlere göre baya indirimli ürünler alabiliyorsunuz. O yönden genellikle Trendyol tercih ediyorum. Bu sefer ne aldım? Kendime şöyle siyah bir boni aldım. Bu benim tavsiyem hani şal, eşarp takan arkadaşlar için, bayan arkadaşlar için. Bunu neden aldım? Bunu neden tavsiye ediyorum size? Bu hem saçınızı yani başınızı hem terletmiyor, hem de başınızı çok sıkmıyor ve baş ağrısı yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda kaymaması için. Ben de bunu bir öneri üzerine aldım. Bir arkadaşın önerisi üzerine. Ve ben çok memnun kaldım. Bunun özelliği bakın şöyle içerisinde şu baş kısmına, alın kısmına gelecek denk gelecek yerde şöyle bir silikon takmışlar. Bu kaymayı önlüyor. Aynı zamanda da bu silikonun cilde zararlı bir madde olmaması da tercih sebebi. Bunun penye olanları var, likralı olanları var. Ben penye olanını tercih ettim. Hatta burasını böyle şey ne derler buna? Bu şekilde tüllü olanı da var, sade olanı da var. Ben bu şekilde tercih ettim. Eğer memnun kalırsam diğer hani ten rengi veyahut da krem başka renginde belki alabilirim. Ama memnun kaldım yani. Bunun da fiyatı sanırım 48-49 TL gibi bir şeydi. Daha sonra benim ikizlere şöyle birer sandalet aldım. Bu Ayşe Talya için renginden de anlaşılacağı gibi. Bu da Hüseyin Emir için böyle sarı aslanlı.
Ben bunları onlara sorarak aldım. Yani çünkü artık belirli bir yaşa geldiler ve kendi tercihlerini yapabiliyorlar. En azından renk seçebiliyorlar ya da modelini, model derken mesela bunda çok pardon. Bunda baykuş resmi var. Bunda aslan resmi var. Çünkü artık onların fikirlerini almak, onların kendi kararlarını veriyor olmaları onların da çok hoşuna gidiyor. Sürprizle karşılaşmıyorlar. Yani sorabileceğim şeylerde mesela kıyafetlerde renk ve model soruyorum. Hangi renk olsun, hangi desen olsun diye. Onlar da kendileri seçtiği için çok mutlu oluyorlar. Bu sandaletleri bu şekilde kapalı olarak tercih ettim. Ben bu sandaletleri parkta oynarken giysinler diye ve denizde, plajda, dışarıda giymeleri için aldım. Bu şekilde burun kısımlarını kapalı tercih ettim. Çünkü parkta oynarken o minicik parmakları dışarıda bazı işte taşa değebiliyor, bir yere çarpabiliyorlar ve o parmakları acıyor ve kanıyor. Ve aynı zamanda da içine toprak, kum girmiyor. Bu sandaletlerin de özel hem terlik olarak giyebiliyorlar hem de şöyle arkasından ayakkabı olarak da geçirilebiliyor. Ve ortopedik olması benim tercih sebebim oldu. Hem şekil olarak güzel, rengi güzel ve ortopedik ve kaymıyor. Kaymıyor olması ve ortopedik olması benim tercih sebebim oldu. Bunları da sarısını Hüseyin Emir'e, pembesini de Ayşe Talya'ya aldım. Bu şekilde siz de eğer sandalet alma ihtiyacınız varsa, öyle bir şey düşünüyorsanız bunlardan tercih edebilirsiniz. Ve yine kendim için şu çok meşhur temizlik bezlerinden aldım. Temizliği çok sevmeyen ben, çok fazla vakit harcamak istemeyen ben. Bunu da çoğunuz görmüşsünüzdür arkadaşlarınızda, hatta Instagram'da falan çok paylaşılan bezler bunlar. Bir tanesi böyle Pella, bir tanesi de ilbes bezler. Bunlardan çok memnunlar. Hem iz bırakmıyor hem tüy bırakmıyor diye. Ve gayet çok indirime denk geldi. Ben bazı yerlerde 70-80 TL'ye görmüştüm. Ben 55-65 tam hatırlamıyorum ama bayağı da büyük bir bez. Bunu bu şekilde keserek de kullanabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Zili de duyduysanız kapı çaldı. Kapıya bakmak zorunda kaldım. Kargocu gelmiş. Evet, yine tam da kargo videosu çekerken kargocu gelmiş. Ama bu sefer benim alışverişim değil. Bana hediye gelmiş bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Hazır video çekerken onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim 24 Mayıs doğum günüm. Yani bugün 23 Mayıs, yarın 24 Mayıs doğum günüm. Tam da nasıl denk getirmiş bilmiyorum. Bana da sürpriz oldu. Çok affedersiniz, çok heyecanlanıyorum konuşurken. Nerede kalmıştık? Bezleri tanıtıyordum. Bu bez temizlik bezi, tüy bırakmıyor, iz bırakmıyor diye özellikleri varmış. Bunu henüz kullanmadım. Bu şekilde büyük, gördüğünüz gibi. Bunu keserek de kullanılabilir ama ben kesmeyi düşünmüyorum. Renkli olan bu şekilde. Bunlar üçlü. O pembe, sarı ve yeşil var. Bunda da lacivert, koyu gri ve açık gri var şu şekilde. Aslında bunlar birbirine benziyor aynı ama markaların farklı, bilmiyorum artık. Ben ikisini de aldım. Bu da bu şekilde, gördüğünüz gibi bayağı büyük bezler. Keserek de kullanabilirsiniz ama ben kesmeyi düşünmüyorum. Bunları da bir temizlik videosu çekmeyi ben açıkçası çok sevmiyorum. Sevmiyorum derken beceremiyorum da diyeyim, bir öz eleştiri yapayım ama temizlik videosu da çekmek, ben hani videoyu açıp kamerayı açıp kameranın karşısında işte ev süpürmek, bulaşık yıkamak, villa da yapmak, affedersiniz WC temizlemek, banyo temizlemek, bunlar bana çok neden izlensin ki diye düşünüyorum. Hani bir tavsiye niteliği olabilir, o ayrı. İşte bir ürün kullanıyordur WC'de, işte mutfakta veyahut da işte bir koltuk temizliğinde perde vesaire, hani bu ürünü kullanıyorum veyahut da şu yöntemi kullanıyorum çok iyi bir yöntem diye tavsiye niteliğinde olabilir ama kamerayı açıp da kameranın karşısında işte bulaşık yıkamak, temiz, ki ben rahat da yapamam yani, hani orada kamera açık ama rahat temizlik de yapamam çünkü ben temizlik yaparken kendini kaptıran birisiyim. Bilmiyorum, hani onu yapanlara da saygım var ama ben kendi adıma tercih etmiyorum. Zaten kanalımın konsepti de bu değil. Ben anne yüreği olarak annelere pratik bildiğim önerileri, işte gezi önerileri olur. Çocuklarla birlikte nerelere gidilebilir İstanbul'da, nerelere gezilebilir veyahut da çok pratik yemek tarifleri, işte börek vesaire, böyle atıştırmalık pratik
bulduğum tarifleri paylaşmak, bu şekilde önerilerde bulunmak. Hani benim amacım o. Onlara, annelere daha kolaylık sağlayabilecek, benim bildiğim, faydalandığım şeylerden de onlar faydalansın diye bunları paylaşıyorum. Bezler bu şekilde. Bunları da yine bir, hani bir yani temizlik olarak yapmam da bir tavsiye niteliğinde olur. Bir şeyi temizlerken bir şekilde, hani denk gelirsem eğer, memnuniyetini ve kullanımını sizlerle paylaşırım. Benim şu almış olduğum son ürün ve bunu da çok memnun kaldım. Niye kaldım diyorum? Çünkü ben bunu denedim. Tabii kargo geldikten sonra üründe bir arıza, bir problem var mı diye. Bu Kiwi'nin dikey ütüsü. Bunu niye aldım? Biz seyahati ve tatili çok seviyoruz. Tatillerde özellikle ben şal, eşarp takmaya başladıktan sonra şallarımı ve eşarplarımı hem ütüleme, çünkü kırışıyorlar. Ne kadar da ütüleyip de bagajınıza güzel bir şekilde yerleştirseniz mutlaka kırışıklıklar oluyor. Yine çocukların tişörtleri, eşimin tişörtü vesaire. Hani böyle kırış kırış, buruşuk oluyor. Hoş olmuyor. Onları ütüleme gereği hissediyor. En azından kırışıklığını açma gibi. Tam olarak böyle dört dörtlük bir ütü olmaz belki ama seyahat ütüsü bakıyordum. Bu Kiwi'nin dikey ütüsünden çok memnun olan kişiler gördüm. Bu elektrikli prizli, şarjlı veya pilli olsaymış çok daha pratik olacakmış. Ama bunu size deneyip göstereceğim. Ben çok memnun kaldım. Buharlı bir tüy. Şurada bir haznesi var. Buraya su koyuyorsunuz. Bu şekilde. Bunu hem ütülemek için hem de bu buhar verdiği için nasıl derler? Ne diyor, tam aklıma gelmedi. Hani buharlı temizleyiciler olur ya, o şekilde de kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel buhar veriyor. Mesela koltuklarınızı bebeğiniz varsa emziğini mesela buhar tutabilirsiniz. Hani seyahatte o şekilde de kullanabilirsiniz ama bunu size deneyerek, kendim denedim, memnun oldum. Size de kırışıklaşmada gerçekten çok başarılı bir ürün. Bunu ben 350 TL'ye aldım. Ben bunu almaya karar verdiğimde 200-250 TL arası bir şeydi. Her şeye zam geldiği gibi buna da zam gelmiş. Güya indirimde aldım 350 TL. Bu şekilde. Şimdi gelelim benim hediyemi açmaya. Sevgili arkadaşım Didem, beni takip eden arkadaşlar mutlaka onu da takip ediyorlar. Didemce hobiler. Beni unutmamış, doğum gününü unutmamış, beni çok mutlu etti. Yani aslında gerek yoktu ama düşünmesi yeterli benim için. Şöyle, bunun ne olduğunu ben biliyorum. Nasıl biliyorum? Çünkü kendisi kargonun telefonla mesaj çektiğini tabii aklımdan çıktığı için kargo bana, tabii kargoya verdiği anda telefonuma mesaj geldi. Ben dedim ne oldu, hayırdır, ne gönderiyorsun falan. O da söylemek zorunda kaldı ama yine de ben böyle hediyeye yani çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü gerçekten benim sevdiğim, daha doğrusu almayı da düşündüğüm bir şey göndermiş. Çok 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 teşekkür ediyorum Gidencim sana. Kesene bereket. Allah razı olsun. Gerçekten çok mutlu ettim beni. Size de göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir emaye çaydanlık. O kadar tatlı ki hem rengi hem modeli. Ben emaye ürünleri çok seviyorum kullanmayı. Almak da istiyordum. Bu üst demliği. Bir de altı var. Oy, çok tatlı, çok güzel. Rengi ayrı tatlı, modeli ayrı tatlı. İnşallah bir gün bana misafir olursun ve sana bu çaydanlıkta çay ikram ederim arkadaşım. Kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum. Bu da bu şekilde. Alt kısmı da bu şekilde. Bakın çok çok güzel. Didemce hobiler. Bakın bu şekilde. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum Didemcim. Kesene bereket. Beni çok mutlu ettin. Allah razı olsun. Yine telefon geldi ve benim video yarıda kesildi. Neyse. Çok hızlı ve böyle seri hareket etmeye çalışmaya rağmen video biraz uzun sürdü. Hakkınızı helal edin. Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Videoma aldığım ürünlerle ilgili veyahut da sormak istediğiniz bir şey varsa, yorumlarınız varsa yaparsanız aşağıda çok memnun olurum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum.
Beni buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka başka tavsiye alışveriş videolarında yapmak istiyorum. Yaptığım zaman görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.